Şimdi sorulan soru şu, birincisi teşekkür, merhaba. Genç bir futbolcu olarak gençliğinde Türkiye'deydin. Hangi takımın hangi taraftarı tutuyor, hangi takımı tutuyordun? Ve şimdi buraya gelmekle nasıl bir his içerisindesin? Ya bunu söylemem doğru olmaz. Şu an ben profesyonel futbolcuyum ve işimi yapıyorum. Şu an Marsilya'dayım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve ayrıca bir Türk takımına karşı oynamaktan dolayı da kendimi heyecanlı hissediyorum. Umarım yarın çok güzel bir maç olur. Bu maça çok iyi şekilde hazırlandım kendi açımdan ve takım olarak da iyi şekilde hazırlandım. Dört gözle bu maçı bekliyorum. Fatih Terim'in olması dolayısıyla. Öncelikle Fatih Hoca ile ilgili şunu söyleyebilirim. Beni ilk milli takıma çağıran hoca. Benim için yeri çok farklı, değerli bir hocam. Çünkü genç yaşta beni milli takıma aldı ve görev verdi. O zamandan beri milli takımda oynamaya devam ediyorum. Bu benim için farklı olacak. Heyecanlıyım. Dört gözle bu maçı bekliyorum. Kendimi çok çok iyi hazırladım. Ve her zamanki gibi sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini ve hocamın dediklerini yapmak. Ve şu an kendimi çok iyi durumda hissediyorum, hazır hissediyorum. Yarın göreceğiz. Benim için, merhaba, öncelikle hoş geldin abi. Benim için en önceliklerden bir tanesi hocamın bana her zaman güvenmesiydi. Ve bunu buraya ilk geldiğim günden beri çok iyi bir şekilde hissediyorum. Gerek hocam olsun, gerek başkan olsun, gerek bütün çalışanlar olsun. Geldiğim günden beri benimle çok iyi bir şekilde ilgilendiler. Ve bu yüzden de sahada bunun için elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve en iyisini de yapmaya devam edeceğim. Şu an performansım iyi durumda ve her geçen gün çok çok daha iyi performans sergilemeye de devam etmek istiyorum. Ve kendimi de iyi hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyim. Burada olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Belki de son zamanlarda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi Marsilya'da olmak. Yani öncelikle biz bu maça çok iyi bir şekilde hazırlandık. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız ve bunu bilerek futbol oynayacağımız. İyi durumdayız. Son maçta tabii ki de kaybettik. Bunun şey olabilir ama önümüzde UEFA Avrupa Ligi maçları her zaman çok zorludur. Ve bu maça çok iyi şekilde hazırlandık. Yarın bunu sahada da %100'ümüzle göstermek istiyoruz. Ve galip gelmek istiyoruz. Evet, onun dönmesi bizim açımızdan iyi. Çok iyi bir futbolcu, önemli futbolcu. Napoli'de oynarken onunla karşılaşmıştık. Çok beğendim bir oyuncu. Artık aramıza katılıyor. Sahada onunla oynamaktan keyif alıyorum. Ve umarım yakın zamanda da sahada birlikte oynarız. Dört gözle bunu bekliyoruz. Umarım tekrardan kötü bir sakatlık yaşamaz. Ve hep birlikte çok iyi bir mücadele veririz. Bu konularla ilgili aslında çok bir şey söylemeye doğru bulmuyorum. Çünkü yarın oynamamız gereken bir maç var. Sadece bununla ilgili konuşmak istiyorum. Her şey için hayırlısı diliyorum bu arada. Pek de bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kendimi öncelikle iyi durumda hissediyorum. Tabii ki de böyle yorgunlukların olması normal. Çünkü çok fazla maç oynuyoruz. Arada böyle maçların olacağını düşünüyorum. Tabii ki de zorlu geçen maçlar var. Ama bence performansımız gayet iyi durumda. Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ve ilerlemeye de devam edeceğiz. Dediğim gibi gerçekten şu an iyi durumdayız. Bazen böyle kazalar olabiliyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok fazla maç var çünkü. Sadece bir maça takılıp kalmamak gerekiyor. Mi vida de la cual tenemos que tener claro cómo aprovechar ese tipo de situación, sabiendo de que no hay tiempo para lamentarse, sino hay tiempo para trabajar sobre el partido que viene. El partido de mañana para nosotros es vital para seguir con vida en la clasificación en Europa League. No hay demasiado tiempo para un análisis global o general, sino puntual de lo que nos tocó vivir con Lens y tratar de ir mejorando en el poco tiempo de preparación que tenemos para cada match. Hay situaciones que se van dando en algunos partidos que son diferentes a otros y que en algún momento son favorables y en otras veces no lo son, y nosotros tenemos que lograr
que esa energía favorable suceda más tiempo en el partido de mañana que la que pasó con Lens. Marsilya koçu, antrenörü Sampoli sorulan soruya şöyle cevap verdi. Evet, geçen pazar kaybettik fakat her maçtan ders almak lazım. Bu bakımdan bu maçın da oynanan oyun ve neticeden ders almamız lazım ama o kadar sık maç oynuyoruz ki şu sıralarda doğru dürüst analiz yapma imkanımız da maalesef yok. O bakımdan yarınki maç bizim için önemli bir maç, çok önemli bir maç. Hatta takımın geleceğiyle ilgili çok önemli bir maç. O bakımdan hazırlandık. Ümidimiz yarınki maçtan başarıyla çıkmak.